Bu gördüğünüz denklem sistemini yerine koyma metodu ile çözünüz diyor ve sonucu verilen eşitliklerin grafiklerini çizerek kontrol etmemiz isteniyor. Y'nin buna eşit olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Y'nin buna da eşit olduğunu biliyoruz. O yüzden her iki denklemde aynı Y değerine eşit olduğunda tabloda birbirlerini keseceklerdir, değil mi? Ya da buradaki şey buna eşit olduğunda yani eksi x kare, 2x kare artı 3x, eksi 6'ya eşit olduğunda, bu ikisinin eşit olduğu x değeri, bu iki y'nin eşit olduğu değer olacaktır. Bu da onların birlikte sağladığı kesim noktası veya noktaları olacaktır. Bu her iki denklemi de mutlu eden x ve y çifti olacaktır değil mi? Hadi x için çözmeye başlayalım. Öncelikle her iki tarafa x kare ekleyelim. Bu işlemin sonunda, 0 eşittir 3x kare artı 3x eksi 6 kaldı. Şimdi sadeliğin hatrına denklemin her iki tarafını 3'e bölebiliriz. Bu işlemin sonunda da 0 eşittir x kare artı x eksi 2. Denklemi kaldı değil mi? Şimdi de, ikinci dereceden denklem çözme metodunu uygulayalım. Bu sayıları çarptığımızda elimize eksi 2 topladığımızda ise artı 1 geçiyor değil mi? Yani bu x artı 2 çarpı x eksi 1. Bu demek oluyor ki x artı 2 eşittir 0 veya x eksi 1 eşittir 0. Şimdi her iki taraftan da 2 çıkarırsak, Sonuç x eşittir eksi 2 oldu. Burada da her iki tarafa 1 ekliyoruz ve o zaman da x eşittir 1 oluyor değil mi? Bunlar her iki denklemi de sağlayan x'lerin alacağı değerler. x eşittir eksi 2 veya x eşittir 1. Hadi şimdi bu sonuçların her iki denklemi de sağladığını görelim. Buraya x eşittir eksi 1 koyduğumda ne olacak? Eksi 2'nin karesi eşittir artı 4 değil mi? Önünde de bir eksi var o yüzden sonuç eksi 4 olacak. Buradaki noktamız eksi 2 virgül eksi 4 oldu. Eksi 2 koyunca çıkan sonucumuz bu. Peki 1 koyarsak ne olacak? 1'in karesi eşittir 1. Sonra önündeki eksiyi unutmuyoruz o yüzden eksi 1 oldu. Yani noktamız 1 virgül eksi 1. Bunlar her iki denklemi de sağlayan noktalar olmalı değil mi? Şimdi burada bakalım. Eğer buraya eksi 2 koyarsak, 2 çarpı eksi 2'nin karesi, eksi 2'nin karesi artı 4'tür. 2 çarpı 4 eşittir 8. 3 çarpı eksi 2 eşittir eksi 6. Yani 8 eksi 6, 8 eksi 6 eşittir 2 ve 2 eksi 6 eşittir eksi 4. Bu fonksiyondaki ortak noktamız eksi 2 virgül eksi 4 oldu. Her iki denklemde de bu nokta ortak dikkat değil mi? Onun için bu noktada kesişecekler. Eğer buraya 1 koyarsak 2 artı 3 eksi 6 oluyor. 2 artı 3, 5'tir, eksi 6 eşittir, eksi 1. Yani 1 virgül eksi 1 noktası da ortak nokta. Hadi şimdi bu noktaları analitik düzlemde yerlerine yerleştirelim. Eksi 2 virgül eksi 4. Eksi 2 tam olarak burada. 1, 2, 3, 4. Evet eksi 4. Burası kesişme noktası olacak. Şimdi 1 virgül eksi 1 noktamız var sırada. Evet bu da kesişme noktamız olacak. Şimdi onu da tabloya yerleştirelim ve işi bitirmeye doğru sağlam adımlar atalım. Zira soruda bizden istenen sonucumuzu analitik düzleme yerleştirerek göstermemiz. Hemen ilkini çizelim. Bu oldukça basit. y eşittir eksi x kare. 0,0 noktasını yani orijini kesecek değil mi? Evet, kolları aşağı doğru olan bir parabol olacak. x'in değeri artı eksi 1 olduğu zaman y eksi 1 olacak. Çünkü x'in karesini alıyoruz önce ve sonra başına eksiyi getiriyoruz değil mi? x'in değeri artı veya eksi 2 olunca da y eksi 4 olacak. Yani... Grafiğimiz böyle bir şey olacak. Evet, bu buradaki eşitliğin grafiği. Bu ifade ise kolları yukarı doğru olan bir parabol olacak değil mi? Bu ifadeyi tam kareye tamamlayarak da yürüyebiliriz aslında ama biz ikinci dereceden denklemlerin genel çözüm yolunu kullanalım. Ee, bunu kullanarak parabolün tepe noktasının ifadesini de hemen elde edebileceğimizi de görelim. Bunu alırsak ve denklemi sıfır yapan değerleri bulmak istersek, x eşittir, eksi b, yani eksi 3, artı eksi kare kök içinde b kare, yani 9, eksi 4ac, yani eksi 4 çarpı 2, çarpı eksi 6 olacak. Bunun hepsine birden bölü, 2a, o da 2 çarpı 2. Şimdi, buradan kökleri bulabiliriz. Genel kökleri de yazayım hemen sizlere. Eksi b artı eksi kare kök içinde b kare eksi 4ac. Hepsine birden bölü 2a. Eğer bu pozitif bir sayı ise her zaman iki sonuçla karşılaşacağız değil mi? Ve her ikisi de eşit mesafede olacak ki bu mesafe her daim eksi b bölü 2a'dan karekök b kare eksi 4ac bölü 2a kadar uzaklıkta olacak. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. Eksi b bölü 2a artı veya eksi karekök b kare eksi 4ac hepsine birden bölü 2a. Şu x değerine aynı uzaklıkta olan en fazla iki sonucumuz oluyor. Daha önce başka bir sürü videoda gördüğümüz gibi, iki sonuca eşit uzaklıkta tam ortalarında olan nokta nedir? Simetri noktası veya tepe noktasının apsisiydi değil mi? Tepe noktasının apsisi işte buradan gelmektedir. Yani tepe noktasının apsisi eşittir. Eksi b bölü 2a. Eğer tepe noktasını bulmak istiyorsak, eksi b bölü 2a sayısını alacağız. Yani eksi 3 bölü 2a yani 2 çarpı 2 yani 4. Sonuç olarak x eşittir eksi 3 bölü 4. Yani parabolümüzün tepe noktasının apsisi. Peki tepe noktasının apsisi eksi 3 bölü 4 iken ordinatı kaçtır? Bu biraz daha işlem gerektiriyor ama yine de üstesinden geleceğiz. Bu 2 çarpı 9 bölü 16 eksi 9 bölü 4 eksi 6 olacak. Zaman kaybetmeyelim diye hesap makinesiyle yapalım bunu. 18 bölü 16 eksi 9 bölü 9 bölü 4 eksi 6 eşittir 7,125 eksi 7,125 yani tepe noktasının apsisi eksi 3 bölü 4 ve ordinatı yaklaşık eksi 7 bu aslında 7 tam 1 bölü 8 yani 7,125 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 7'den biraz daha büyük bu şeklin tepe noktası tam olarak burada. Tepe noktasından simetrik burası simetri ekseni burası yani bunun gibi bir şeye benzeyecek böyle değil mi? Evet işte bunu da yapmış olduk. Evet. İki kesim noktamızı da bulmuş olduk. Bir tanesi burada, diğeri ise burada ve bunu çizdiğimizde de oldukça hoş, güzel görünüyor.